Bugün sizlerle birlikte nasıl kablosuz kulaklığınızı doğru bir şekilde şarj edebilirsiniz, detaylı yöntemlerinden bahsedeceğim. Eğer siz de Bluetooth kulaklığınızın ömrünün uzun gitmesini istiyorsanız, bu videoda da yapacağım şarj etme işlemlerini siz de kulaklığınızı bundan sonra uygulayınız. Eğer derseniz ki kulaklığımın uzun ömürlü olmasını istemiyorum, eski şekilde şarja takabilirsiniz. Bu videoda size 3 adet şarja takma yöntemi göstereceğim. Bu taktikler gerçekten çok işe yarayacaktır. Neyse, uzatmadan videomuza başlayalım. Evet, şu anda önümde bir adet kablosuz kulaklığım duruyor. 2 tane ise adaptörüm mevcut. Eğer ben kulaklığımı prize takmak istiyorum diyorsanız arkadaşlar, lütfen kulaklığınızı şu şekilde küçük adaptörlerle prize takın. Bunun gibi büyük adaptörlerle prize takmanız kulaklığınızın bataryasına zarar verebilir. Bu da gerçekten ciddi sonuçlara yol açacaktır. Aslında en doğru voltaj şu şekilde kulaklığımızın arkasında yazan değerdir. Mesela bu kulaklığımızın arkasında 5 voltluk adaptör takın diyor. Sizin de kulaklığınızın arkasında doğru olan batarya tercihini yazacaktır. Ama yazmıyorsa da lütfen şu şekilde 5 voltluk adaptörler kullanmanızı tavsiye ederim. Çoğu kulaklığın arkasında zaten 5 volt yazıyor. Ama bunun gibi 18 voltluk adaptörler kullanmayın. Ben iki şekilde de risk almak istemiyorum diyorsanız da şu şekilde küçük güzel bir powerbank'in USB girişinden kulaklığınızı şarj edebilirsiniz arkadaşlar. Veya powerbank'iniz yoksa da bilgisayarınızın USB girişinden de kulaklıklarınızı şarj edebilirsiniz. Powerbank ve bilgisayarın USB çıkışları daha düşük voltajlar verdiği için kulaklıkları yavaş şarj edecektir ama daha güvenli bir şekilde şarj olacaktırlar. Evet arkadaşlar, üçüncü yöntemimiz ise kutumuzu şarj ederken lütfen kulaklıklarımızı kutusundan çıkartalım. Çünkü arkadaşlar kutu bir yandan şarj olurken bir yandan da kulaklıkları şarj edeceği için deşarj işlemi olacak. Bu da pillerinize zarar verecektir. Çünkü bir yerden doluyor, bir yerden boşalıyor. Bu pil sağlığı açısından gerçekten ciddi riskler doğurabilir. Bu yüzden kutuyu şarj ettiğimizde içinden kulaklıkları çıkartalım. Bu çok zor bir şey değil arkadaşlar. Bunu yapabilirsiniz. Bu dediğim 3 yöntemi de kulaklığınıza denerseniz kulaklığınızın bataryasını güzel bir şekilde koruyabilirsiniz. Bu videoda inşallah size Bluetooth'lu kulaklık nasıl şarj edilir sorusuna güzel bir cevap vermişizdir. Kulaklığınızın uzun ömürlü, güzel bir şekilde tam performansla çalışmasını istiyorsanız bu videoda yaptığım şarj işlemlerini lütfen uygulayınız. Evet arkadaşlar, videomuz buraya kadardı. Aklınızda kalan soruları yorumlara yazabilirsiniz. Yorumları tek tek cevaplayacağım. Videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.